Merhaba arkadaşlar, benim Berinur. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu giriş çok nostaljik oldu. Neyse. Bugün sizlerle resim yetenek midir yoksa geliştirilebilir mi, bunu tartışacağız. Çünkü çoğu insan yeteneği olmadığı için çizim yapamayacağını zannediyor ama bu durum böyle bir şey değil. Öncelikle konuya şuradan başlamak istiyorum. Evet, yetenek çok önemli bir faktördür fakat tek yetenek yoktur işin içinde. Konuya şöyle girmek istiyorum. Mesela bir matematiği iyi olan bir insan var. Bir de çok çalışıp sonradan iyi olan bir insan var. Yatkınlık süreci hızlandırır. Ama bu sizin yapamayacağınız anlamına gelmez ve bunu ben çok güzel örneklerle size anlatacağım. Asıl yetenekten daha önemli bir faktör varsa o da sevmektir büyük ihtimalle. Çünkü mesela evet, resme kabiliyeti olan insanlar var fakat çizmeyi sevmiyor adam. Dur mikrofonu mu? Adam çizmeyi sevmiyor, yapmıyor, gelişmiyor, öyle kalıyor. Belki hani hepimizden daha güzel çizecek ama istemiyor, yapmıyor. Bu böyle bir şey. Bir şey öğrenmek istiyorsanız önce öğrenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Yani öğrenmenin mantığını öğrenmeniz gerekiyor. Şöyle, genel olarak fiziksel yapılan işlerde bizim motor sinir dediğimiz bir şey var. Genelde güzel çizememenin mantığı nedir biliyor musunuz? Evet, sen mükemmel bir ağaç düşünebilirsin ama kağıda yansıtamazsın. Niye? Beyin ve el koordinasyonun iyi değildir. İşte resimde ilk başta bu geliştirilir. Bu tabii nasıl olur? Çizersin, yap, çiz, yap, çiz derken bir nevi motor sinirleriniz bunu kaydeder ve kas hafızanız da bu konuda sizin gelişmenizi sağlar. Bu fizyolojik olarak bir gelişimdir. Ama bunu yapabilmek için de dediğim gibi sürekli pratik yapmanız gerekir. Bu gerçekten şey hani, evet, resim yapmak mı istiyorsun? O zaman resim yap. Tabii doğru ilerlemek dediğimiz bir şey de var. Yani sen sadece oturup o aklından şunu çizeyim of gelişemiyorum ya. Hiç yeteneğim yoktu ya. Dağıtırsan yani zaten bu iş böyle olmaz. Sonuçta şöyle bir söz vardır ya, Amerika'yı yeniden keşfetmeye ne gerek var diye. Hani internet, bilgisayar, o kadar fazla içerik var ki artık bir şey öğrenmek çok kolay. Yani gerçekten diyorsun ki el nasıl çizilir? Hala el çizememem peki. Neyse, evet, el çok ayrı bir konu arkadaşlar. Biz çizerler olarak, yani en azından bu şekilde öğrenmiş çizerler olarak el ayak çizmiyoruz. Bu kötü bir şey. Hani eli geçebilirim ama ayağın sebebini siz de biliyorsunuz. O yüzden çizmiyoruz. Ben çizime nasıl başladım? Ben kendimi bildim bileli çiziyorum. Aslında burada benim annemin de çok büyük bir payı var. Bana annem kağıt kalem veriyor diyelim çocuğuma. 2-3 yaşım olayım yani. Sürekli çiziyorsun. Aklına ne geliyor? Rastgele çizgiler atıyorsun, stresini atıyorsun ve hayal ettiğin şeyi kağıda geçirmeye çalışıyorsun. Hani o kadar korkunç çizimler çıkmıştı ki bu arada. Hatta bizimkiler endişelenmiştim. Saçma salak şeyler çiziyordum. Her neyse. Hani ve bu artık benim için şey olmaya başladı. Resim çizmek değil. Senaryo kuruyorum mesela. Böyle kedi, kanatlı kediler çiziyorum. İşte birbirleriyle savaştırıyordum falan böyle. Kendi kendime oyun yapıyordum. Sonra ciddi bir şekilde gelişmeye 5. sınıfta karar verdim. 5. sınıfta dedim ki evet, ben gelişeceğim. Bunun sebebi biraz farklı. Yani çok garip bir sebebi var. Şu an burada bahsetmeli miyim bilmiyorum ama birazcık hırs meselesiydi gerçekten. Böyle bir hırsla başladım. Dedim ki ben bunu yapacağım. Ve ne yaptım biliyor musunuz? O zamanki aklımla şu an ne düşünüyorsam aynısını yaptım. Dedim ki ben çizmemi nasıl geliştirebilirim? Ben bakarak bir şeyleri iyi çiziyorum dedim. Aldım bir tane hikaye kitabı vardı o zaman 5. sınıfta, işte böyle. Küçük işte çizgi film motifleri vardı. Aldım, koydum, çizmeye başladım. Hani. Sonra baktım böyle güzel oluyor. Sonra internete dedim basit çizimler. Hani cidden o kadar kolay. Mesela güneş çiziyor, ağaç çiziyorsun. İşte bir tane fok balığı vardı. Böyle şöyle duruyordu. Evet, biraz bu ejderha falan. Biraz dinozora benzedi ama. Öyle motifleri çize çize. İşte bir yandan da aklımdan çiziyorum. Bir yandan şu iğrenç parmakla böyle yayma şey var ya, blur efekti. Onu falan yapıyorum böyle. Sonra MLP'ye başladım. My Little Pony fanı ol. Neyse. Ve hani çizim tarzım ister istemez ona kayıyor. Biraz da böyle kalın line artlar falan filan. Çok fazla poli çizdim. Yani tabii kendi karakterlerimi de tasarlıyordum. Şu an bildiğiniz... dur şunu kapatmamışım ben. Şu Christina düşeceğim. Bu arada Katerina'nın bir tane resmiydi. Ben bunu yeniden tekrardan çizdim ve Christina'ya şey yaptım. Eğer splash art çizmek istiyorsanız splash artları inceleyerek onları çizebilirsiniz. Gerçekten çok iyi bir çalışma oluyor ve ben bu çizimi yaptıktan sonra aslında böyle dijitalde bayağı bir gelişmeye başladım. Dijitale girmiyorum. Şu an gelenekselden devam ediyorum çizim öyküme. Aslında şu an gireceğim. Dijitale, çünkü ben hemen hemen şeyde başladım. Neydi onun adı? 2016'da başladım. İşte YouTube kanalım vardı eskiden böyle. Bir de bir arkadaşım vardı, hani OC, orijinal karakter muhabbeti var ya, birçoğunuz OC diye okuyorsunuz, terbiyesiz herifler, her neyse. İşte o OC muhabbeti vardı, biz dedik ki hani hadi hepimiz kendi karakterimizi çizelim falan. Benim zaten küçüklüğümden oluşturduğum böyle bir kedi kadın ya da sadece kedi bir şey vardı, imaj vardı. Ben de dedim ki bunu nasıl şey yapabilirim ve ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Pony, kedi, karanlık melek, vampir,
prenses, başkan efendim, bütün karman çorman iğrenç şey çıktı. Hani bu neden bu arada bu kadar karmaşık biliyor musunuz? Bizde şöyle bir muhabbet vardı. İşte ben ilk vampir yaptım, sen yapamazsın, o benim. O da benim, o da benim, hepsi benim. Hiçbir şey yapılmasız mantığı vardı birazcık öyle. İşte biz Paint'i yükledim. Bir yandan YouTube'dan işte MLG Cheese diye bir kanal vardı. Böyle psikopat, creepypasta, MLP çizimleri yapıyordu falan. İşte onu izliyordum, gaza geldim, oha diyordum, harika şey oluyor falan filan. İşte ondan sonra dijitalde gelişmeye başladım. Ne oldu? İzledim, geliştim. Bir nevi bilgiyi absorbe ediyorum. Hani diyorum ki ben bunu beğeniyorum. Bu nasıl yapıyor? Ben bunu neden beğeniyorum? Beğendiğim noktaları düşünüyorum ve onları taklit etmeye çalışıyorum. İşte sağdan alıyorum, sudan alıyorum. Tabii o zaman Pinterest'i keşfetmemişsin. Google'a gidiyorsun. Böyle 1000 tane abidik gubidik şey çıkıyor. Ama yine de devam ediyorsun. Pinterest. Pinterest çok iyi. Pinterest'te buradan kalp mi? Böyle yapayım, böyle yapayım, böyle yapayım. Neyse işte 6. sınıfta gerçekten kendimi bir power up yaptım. Hatta senenin başında ve sonunda çizdiğim şeyler apayrı şeyler. Hem bir yandan dijitalde gelişiyorum hem bir yandan şeyde gelişiyorum. 7 gitti, 8 gitti derken antik hani lise de aynı şekilde. Bir hani işin Allah vergisi kısmı da var ama şöyle de bir yorum var mesela. Evet sonradan edinilebilir. Hani ben belki bir ayda yaptıysam mesela sen 30 günde yapacaksın. Ben belki bir ayda yaptıysam sen belki 15 günde yapacaksın. Yani kısaca hani sen bir insana bakıyorsun ya işte bu adamın ne yeteneği var çiziyor diye belki o adam neler yapmış ne saçını süpürge etmiş hani saçını fırça etmiş bunu keseceğim böyle böyle tuvali artık şey yapmış yani. Ve sen o insana geliyorsun diyorsun ki abi yetenek küfür et yüzüne daha iyi anasını bacısına söv daha iyi ya yetenekli bir iltifat mı bu diyorsun ki yani sen boştan yapıyorsun o kadar yaptığın şey hiçbir işe yaramamış. Sen gelmişsin yapıyorsun. Bunu birine söylemeyin arkadaşlar. Bunu söylemeyin. Ayıptır, günahtır, yazıktır yapmayın lütfen. Sinirlendim birazcık kusura bakmayın. Ben hani çizim anlattığım insanlara kendim nasıl öğrendiysem öyle anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ben şu seneye kadar şu an 19 yaşımdayım. Hiçbir çizim eğitimi almadım. Her şeyi internetten sağladım. Tabii o zaman bilgisayarım da yoktu. Tabletim vardı işte bir tane iPad 2. Sonra iPad Air vardı. Sonra onu paramparça ettim böyle löps diye. Ama eğitim şart mı derseniz şart değil derim. Her gün saatlerini vererek kendini hırpalama. Ne çizmek istiyorsun? Aç, dene. Olmadı mı? Ya ben bit yapamıyorum lan! Kırmaya, dökmeye gerek yok. Sabredin tamam mı? Hiçbir şey bir saniyede olmuyor. Ya bir saniyede olsa biz neden yıllarca kendimizi parçaladık? Affedersiniz arkadaşlar. Birazcık sorunlu olduğum için fazla tepki veriyorum. Bir saniye şöyle ayarlayayım arkadaşlar. Hatta ben bunu çıkartayım buradan. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bakın. Bakın şimdi. Böyle. Yani şu an böyle tutsam ne kadar mantıklı bilmiyorum ama bunlar benim kendimi geliştirmek için harcadığım ve şu an sadece depoladığım yani bunları sen matematik defterindeki çizimleri hayal edebiliyor musun? Ders dinlemeyip çizilen 1000 tane resmi. Tabii ki de oturup bunları göstermeye kalksam 2,5 saatimiz en az gider. Ben size çok eski bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu defter benim eski okulumun kendi adımla yazıyor da yanlış yazmışlar. Benim adımı zaten bir kez doğru yazan yoktu. Adım Berrinur bakın birleşik tamam mı? Berra yaz, Berrin yaz, Bernaz yaz. Bernaz var mı bile bilmiyorum yani. Soy ismimden bahsetmiyorum bile yani. Al bak. Bu mu yetenek? Bu mu yetenek? İkinci sınıftaydım olabilir ama bu mu yetenek? Yani ben anamın karnından resim çizerek çıkmıyorum sonuçta. Terbiyesizlik ya. Bak bu kadar şey sen sadece yetenek dersen bu terbiyesizlik. Kalk çalış. Kalk bir şey yap. Böyle olmaz. Bismillah ya. Anatomi çalışılmış. Anatomi hala çalışılıyor. Yani bir ilerleme kaydettik mi sorunu. Bak şu fotoğrafını hepiniz Pinterest'te görmüşsünüzdür mesela. Şey ya diyorlar ya. Ya sen çalmışsın falan. Ya zaten kendine çiziyorsun ya. Öğrenmek için çiziyorsun. Korkmayıver milletin söyleyeceği şeylerden ya. Dersin evet ben bunu bakarak çizdim. Var mı? Gel sen de çiz. Sen de güzel olsun. Kısaca arkadaşım benim ne yapıyorsun? Alıyorsun kendine kalem defter böyle. Hangi karakteri seviyorsun? Onu çiziyorsun. Onu normal halini çizemiyor musun? Chibi'sini çiziyorsun tamam mı? Gidiyorsun basit bir şekilde. Biz daha çok konuşacağız. Daha çok buradayız yani. Kanala abone olun. Size daha fazla bağır. Yani bugünkü videonun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve sunucuya aşağıdan gelebilirsiniz. Gelin bekliyorum.